Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adana kebabı yapmak istiyorum. Bunun için malzemelerimiz şöyle. 500-600 gram kadar kıymamız var. Orta yağlı. Bir tane kırmızı biber ince ince bıçakla doğradım. Ve bir tutam maydanozumuz var. Yine kıymamıza katmamız için kuyruk yağımız var. Baharatlarımız da biraz karabiber ve yaklaşık 2 tatlı kaşığı da kırmızı pul biber. Kebaplarımızı yoğurabilmek için, güzel şekil verebilmek için de bir kase suya ihtiyacımız var. Öncelikle kıymamızı da kuyruk yağını bir araya getirerek güzelce yoğuracağız. Evet, kuyruk yağımı ekledim. Ve şimdi güzelce yoğuruyorum. Tabii bunu yapmadan önce ellerimi güzelce yıkıyorum. Evet, o yüzden eldiven kullanmadım. Hem elimizin tadı da yemeğe geçsin istedim. O yüzden eldiven kullanmıyorum. Ama ellerimi güzelce temizliyorum tabii ki her yemeği yapışımdan önce buna dikkat ediyorum. Böyle böyle yoğurmaya devam ediyoruz. Ardından tuzunu ve baharatlarını ekleyeceğim. Şimdi de kırmızı biber ve maydanozlarımızı da ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Bunun tabii şu özelliği var. Hamurun çok iyi yoğurulması lazım. Kebap hamurunun. Yani kıyma ve diğer malzemelerin çok çok iyi yoğurulması gerekiyor. Bu arada Adanalı dostlarımıza da selam olsun. Gerçekten güzel bir lezzet. Ve işte evde de yapabiliyorsanız, imkanınız, vaktiniz varsa yapabilirsiniz. Yapmaya değer bir yemek. Bunun tek yorucu tarafı bazı malzemelerin işte küçük küçük doğrayıp bir de yoğurmak. Bu ikisi biraz vakit alıyor ama hangi iş tabii? Hangi yemek yemeksiz değil ki? Hepsinin bir emeği var sonuçta. Ama bu dediğim gibi yani doğramak ve iyice yoğurmanın dışında çok da zahmetli değil. Ailenizle birlikte gönül rahatlığıyla evlerinizde bu kebabı tüketebilirsiniz. Şimdi biraz da su alıyorum elime. Evet, şöyle. Biraz da suyla yoğuralım. Hem hamurumuz eli yapışmasın. Kebap hamurumuz. Hem de daha rahat seri yoğurma işlemini gerçekleştirelim.
Şimdi bu malzememizi setin üstüne aldım. Burada da yoğurmaya devam ediyorum. Şu vuruşlar, evet, bunu güzel şekillendiriyor. Evet, şekilimizi aldı, istediğimiz şekli aldı. Bu bir anlamda bunun kıvama geldiğini gösteriyor. Evet. Şimdi hemen şişlerimizi diziyoruz. İster daha az, ister daha çok. Ne kadar koymak istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Daha büyük de olabilir, daha küçük de olabilir. Tabii içinde yağ da olduğu için kuyruk yağı. Bir miktar küçülecektir. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz değerli izleyicilerim. Evet değerli izleyicilerim, kebaplarımı fırın tepsime dizdim. Bakın buraya ceviz kabukları da yerleştirdim. Çünkü buna böyle odunsu İşli bir koku vermesini arzu ettim. Ceviz kabukları da bu görevi görüyor. Odunsu yapısıyla. Gerçekten sanki mangalda yapmış gibi oluyorsunuz bu kebabı. Evet şimdi önceden 230 derecede ısıtmış olduğum fırınıma kebaplarımı veriyorum. Evet kebaplarımı fırına verdim. Şimdi pişinceye kadar bakacağım, ona göre pişireceğim. Bilmiyorum artık ne kadar sürede pişecek ama bir 15 dakika sonra kontrolünü sağlayacağım. İşte değerli izleyicilerim, Adana kebaplarım güzelce pişti. Fırından yeni aldım. Kokusu buram buram geliyor. Gerçekten
Enfes bir koku yayıldı her tarafa. Yemesi inşallah böyle güzel olur, keyifli olur. Beni de izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olabilirsiniz. Bundan dolayı da beni de memnun edersiniz. Sizlere iyi günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum.